Kur'an'da başörtüsü yoktur. Gerekli durumlarda çarşaf giyilmesi hükmü vardır. Kur'an'da Ahzab suresinin 59. ayetinde kadınların gerekli durumlarda, örneğin dekolte olarak bulunamayacaklarını düşündükleri güvenli olmayan ortamlarda geçici olarak çarşaf ile tamamen örtünmeleri gerektiği bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına cilbaplarını, celabi bihinne yani çarşaflarını, üstlerine giymelerini, yudnine aleyhinne söyle. Onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgendir. Ahzab suresi 59. ayet. Ayetin hükmü açıktır. Cilbap, kadını baştan aşağı örten örtü, yani çarşaf demektir. Dönemin müşrik ve münafıkları, mümin kadınları sözle ve tavırla rahatsız ediyorlardı. Bu durum karşısında mümin kadınların böyle durumlarda, yani dekolte giyinmeleri halinde rahatsız edilecekleri ortamlarda, geçici olarak kıyafetleriyle bilinip diğerlerinden ayrılmaları için bu ayet indirilmiştir. Ayetin hükmüne göre mümin kadınlar rahatsız edileceklerini düşündükleri bir ortama girecekleri zaman dekoltelerini kapar, baştan aşağı hiçbir yerleri görünmeyecek ve hatları belli olmayacak şekilde çarşaf giyerler. Kur'an'da başörtüsü yoktur. Nur suresinin 31. ayetinde başörtüsüne dair hiçbir hüküm yoktur. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görüneni hariç. Başörtülerini, yakalarının üstünü kapatacak şekilde salsınlar. Ayetin başörtülerini yakaların üstüne kapatacak şekilde salsınlar şeklinde çevrilen vel yadribne bihumirhinne ala cübihinne bölümünde başörtüsünden bahsedilmez. Bazı tefsir ve meallerde başörtüsü olarak tercüme edilen humur kelimesi örtmek anlamına gelen hamr kökünden türetilmiştir. Kelime herhangi bir şeyi örtmek anlamındadır. Baş kelimesi ayetin Arapçasında geçmemektedir. Yakalarının üstünü kapatacak şekilde salsınlar olarak tercüme edilen cümlenin Arapçasında ise salmak ifadesi yoktur. Yadribne fiili darabe kökünden türemiştir. Vurmak, örtmek, kapamak anlamlarına gelir. Cüb kelimesi ise cep kelimesinin çoğuldur. Gömlekte cep açmak, cebine koymak gibi tanımlamalarda kullanılır. Yani ayette örtülerin üzerine vurulması gereken yer kadının göğüsleridir. Ayette bildirilen hüküm de başın değil göğüslerin örtülmesidir. Ayetin ikinci kısmında ise kadınların mahrem yerlerinin kimler tarafından görülmesinin mahsuru olmadığı, yani kadınların ne kadar özgür oldukları anlatılır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Süslerini kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan arzusuz veya iktidarsız hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Ayette kadınların süslerinin kocalarının dışında kadına ihtiyacı olmayan yani arzusuz veya iktidarsız hizmetçilerle kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklar tarafından görülmesinin sakıncası olmadığı bildirilmiştir. Bu bilgi ayette geçen süsler ifadesiyle cinsel organ ve göğüslerden bahsedildiğini göstermektedir. Dolayısıyla Nur suresinin 31. ayeti kadınların ne kadar geniş bir özgürlüğe sahip olduğunu anlatmaktadır. Başörtüsünün farz olduğu iddiasıyla kullanılan hadislerde ise ibret verici mantık bozuklukları ve çelişkiler vardır. Şimdi hadisleri okuyalım. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah ilk muhacir kadınlara rahmet etsin. Allah başörtülerini yakaların üzerine vursunlar ayetini indirince mırtılarını yardılar. Onunla başlarını örttüler. Yine şöyle demiştir. Bize Ebu Nuaym anlattı. Bize İbrahim bin Nafi, Hasan bin Müslim'den, Safiye bin Şeybe'den anlattı. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Bu başörtülerini yakaların üzerine vursunlar ayeti inince onlar eteklerini aldılar, onları kenarlarından yırttılar ve onlarla başlarını kapattılar. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eylesin. Allah Nur suresi 31. ayetindeki başörtülerini göğüsleri üzerine salsınlar ayetini indirdiğinde
Üzerlerini örten dış giysilerini ikiye parçaladılar. Bir parçasını kendilerine başörtüsü yaptılar. Safiye bin Şeybe dedi ki, biz Hazreti Ayşe'nin yanındaydık. Kureyş kadınlarından ve faziletlerinden bahsettiler. Hazreti Ayşe radıyallahu anh da şöyle dedi, başörtülerini yakaların üzerine vursunlar, ayeti inince erkekleri dönüp onlara, Allah'ın onlar hakkında indirdiği şeyleri okudular. Erkek karısına, kızına, kız kardeşine ve bütün akrabalarına okuyordu. Onlardan her kadın da kalkıp çizgili mırtısıyla başını örtüyordu. Böylece Allah'ın indirdiği kitabı tasdik ediyordu. Sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında sanki başlarının üzerine kargalar varmış gibi durdular. Konuyla ilgili hadislerde ayetin şu şekilde indirildiği bildiriliyor. Mümin kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar ayetini indirince. Bu durumda bu uydurma hadislere göre kadınların başında başörtüsü var ve başörtüsü başlarından aşağı sarkmış durumda ancak kadınların göğüsleri açık. Uydurma hadiste kadınların başlarında örtü varken göğüslerinin üstüne de başlarından arta kalan o büyükçe örtüyü örttükleri söyleniyor. Böylece göğüslerinin bu örtüyle kapamış olmaları gerekiyor. Ancak buna rağmen tüm hadislerdeki bilgiye göre ilginç bir şekilde kadınların başlarındaki uzun örtüyle göğüsleri kapanmıyor. Peki ne oluyor? Uydurma hadislerde ayet inince kadınların eteklerinden veya elbiselerinden bir parça kestikleri ve zaten örtülü olan başlarına bir örtü daha ekledikleri söyleniyor. Uydurma hadislerde geçen onlar eteklerinden bir parça kestiler, onunla başlarını örttüler ifadesiyle kadınların başlarında olan örtülerle göğüslerini kapamadıkları, eteklerinden, elbiselerinden parçalar kesip bunlarla bir kere daha başlarını kapadıkları iddia ediliyor. Ve bu şekilde Allah'ın emri olduğunu söyledikleri başınızdan sarkan örtüyü göğüslerinize örtün hükmüne de uymamış oluyorlar. Yani başörtüsü konusundaki uydurma hadisler kadınların örtülü başlarını bir kere daha örttüklerini söylüyor. Ancak bu izahlara göre göğüsler hala açıkta. Yani bu hadislerle hem Allah'ın ayetine olmayan bir hükmü ekliyorlar hem de ekledikleri bu hükmü de yerine getirmiyorlar. Görüldüğü gibi bu bozuk mantık Allah'ın hurafe uyduranların tuzağını ayaklarına doladığının ispatıdır. Allah İslam'ın kolaylık dini olduğunu bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. Peygamberimiz de kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyurmuştur. İslam'a Allah'ın indirmediği hükümler ekleyerek İslam'ı zorlaştıranlar, bir bidat olarak türettikleri ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık, emretmedik. Ancak Allah'ın rızasını aramak için türettiler ama buna da gereği gibi uymadılar. Hadis suresi 27. ayetiyle bildirildiği gibi yaşanması mümkün olmayan Kur'an dışı bir din anlayışı ortaya koymaktadır. Kur'an'da başörtüsü farz olmadığı halde farzmış gibi gösterenler de bu nedenle milyonlarca kadının İslam'dan uzaklaşmasına sebep olmuştur.